aylık market alışverişim videosu çekmiştim. Onu çektikten sonra dedim hazır hazırlanmışken. Bir de bu uzun zamandır ertelediğim YouTube'dan ne kadar para kazandığım ve nasıl para kazanabilirsiniz, nasıl daha fazla kazanabilirsiniz hakkında bir video çekmek istedim. Bununla ilgili diğer videoları izledim ama gerçekten çok böyle üstü kapalı bilgiler vermişler. Evet, kazançlarını açıklayanlar var ama neye göre değişiyor, ne yaparsak daha fazla kazanabiliriz ya da iki tane aynı videomuz neden biri birinden daha fazla kazanıyor, bu nelere göre değişiyor, işte YouTube'daki 10 dakika sınırı ne demek, ondan sonra zarf gelme süreci ne zaman gelir, kanalımız nasıl açılır, bununla ilgili aklıma gelen her şeyi böyle genel hatlarıyla çok fazla bunaltmadan, sıkmadan açıklamaya çalışacağım ve bu konuda da gerçekten çok fazla şey biliyorum. Yani gerçekten yorumlarda sorarsanız herkese yardımcı olurum. Hiçbir zaman hiçbir yorumu atlamıyorum. O zaman başlayalım. Şimdi eskiden yaklaşık 1,5 sene öncesine kadar sanırım sadece 10.000 görüntüleme aldığınız zaman kanalınız para kazanmaya açılıyordu incelendikten sonra. Daha sonra bir anda bir yeni bir kural geldi ve 10.000 abone ve 4.000 saat izlenmeye sahip olmanız gerekti. Bunları tamamladıktan sonra kanalınız incelemeye gidiyor ve duruma göre bazılarını bir ay sürüyor. Mesela benim 8 gün sürdü. 8 gün incelendikten sonra açıldı. Duruma göre değişiyor bu süreç. Bazen hiç açılmaya da biliyor, direkt red cevabı da gelebiliyor. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken en önemli şey telif hakkı olmaması. Şöyle yazıyor videolarınızda, telif hakkı bir sorun içermez. Hani sadece sizin üzerinizden hak sahibi para kazanır yazıyor. Ama incelemeye girdiğinde telif hakkı videonuz çok fazla varsa kanalınızı büyük ihtimalle açmıyorlar. Bence buna dikkat edin derim. Yani YouTube'un sizden istediği özgün içerikler, kendinize ait videolar çekmeniz, üretmeniz. Onun dışında para kazanmanız açıldıktan sonra yavaş yavaş paranız birikmeye başlıyor. Bu süreç içerisinde AdSense'e sürekli girmeniz lazım. AdSense hesabınız olması gerekiyor. Olmazsa zaten parayı çekemezsiniz. AdSense hesabınızda yaklaşık 80 lira, 100 lira gibi bir para biriktikten sonra hesabınıza, yani adresinizle, girmiş olduğunuz ev adresinize bu zarfı yola çıkartıyorlar. Ve bu da AdSense hesabının giriş kısmında ana sayfasını direkt yazıyor. İşte bir evinize zarf gönderdik gibisinden. Bunun içinde de bir pin kodu yer alıyor. İlk bu işte 100 lira falan biriktiğinde bu zarfı gönderiyorlar ama zarf konusu biraz problemli bir konu. Herkesin eline hemen geçmeyebiliyor. Ben mesela şu an İzmir'de yaşıyorum, öğrenci evimde. Buraya bu adresi yazmıştım önce ama bekledim, gelmedi. Ben de ikinci sefer adresi değiştirdim. Ankara'daki ailemle yaşadığım evin adresini verdim. Oraya gitti. Yani gelmekte bir şey olabiliyor, problem olabiliyor. 3 ay boyunca eğer gelmezse de şu şekilde yapıyorsunuz. Evinize ait bir faturanın fotoğrafını gönderiyorsunuz ama 3 ay boyunca gelmezse, 3 ay sınırı var. O zaman bu şekilde aktif edebiliyorsunuz. Bu zarf size neden geliyor? Sizi doğruluğunuzu doğrulama amaçlı. Yani siz olduğunuzdan emin olma amaçlı. Bir de ikinci bir doğrulama yolu daha var. Yani yol derken bir tane daha var, sadece bu değil. Bunun içinden de şöyle tek bir şey zaten. Bunun içinde de şöyle bir pin kodu yer alıyor. Bunu göstermemde sıkıntı yok. Zaten ben buna gireli bayağı zaman oldu. Bunun gibi bir pin kodu giriyor ve siz ona AdSense hesabınıza girip ana sayfanızda bu kısmı yazıyorsunuz. Daha sonra yapmanız gereken ikinci şey banka hesabı bilgilerinizi girmek. Banka bilgilerini girdikten sonra gelelim herkesin söylemediği kısma. Para size nasıl yatıyor? Para 200 lira biriktikten sonra yatıyor. Eğer 200 lira değil de 199 liranız varsa maalesef o ay size para yatırmıyorlar. Bu da ne zamana kadar geçerli? Her ayın 15'inde güncelleme oluyor ve 15'inde eğer 200 liranız varsa bu AdSense hesabına yansıyor. Her gün AdSense hesabına yansımaz. Sonra ben AdSense'e girdim. Benim normalde işte YouTube stüdyoda baktığım zaman işte 100 lira gözüküyor, AdSense'de gözükmüyor diye korkmanıza gerek yok. Çünkü her ayın 15'inde onu güncelliyorlar. Ayın 15'inde girdiğiniz zaman orada 200 lira ve üzerinde bir para varsa ayın 22'si olduğunda bu para size direkt o onayladığınız hesaba yatıyor. Onu onaylamanızda nasıl oluyor? IBAN numaranızı giriyorsunuz. Kart kime aitse onun ismini, işte birkaç bilgisini falan giriyorsunuz. Daha sonra size deneme amaçlı çok küçük bir para gönderiyorlar. İşte bazen 10 saat gidiyor, bazen 20 saat, 30 saat. Daha sonra sizler istedikleri size ne kadar para gönderdik diye soruyorlar. Yani sizin elinize geçip geçmediğini kontrol etmek amaçlı. Bana da 20 saat gelmişti galiba. Sonra AdSense hesabına girip bana bu kadar geldi diye oradan seçeneklerden işaretliyorsunuz. Eğer doğru şekilde işaretlediyseniz.
onaylıyor ve ayın 22'sinde paranızı yatırıyor. Gelelim benim ne kadar kazandığıma. Şimdi ben bunu söyleyeceğim ama şu şekilde düşünmeyin lütfen. İşte izlediğiniz her video için geçerli bu. Biri bir video çeker der ki ben ayda 1000 lira kazanıyorum. Biri der ki ben 50 lira kazanıyorum, hiç değmez. Başka biri der ki ben 5000 lira kazanıyorum, kesinlikle bu işi yapmalısın der. Bunları kesinlikle kendinize kıstas olarak yapmayın. Çünkü herkesin o kadar farklı ki, ne kadar çok izleniyorsanız, farklı güzel şeyler yapıyorsanız o şekilde de karşılığı olan parayı alacaksınız. Şimdi benimki size biraz az gelebilir büyük ihtimalle. Ama başka birininkini izlediğiniz zaman çok gelebilir. Hani bunu bu şekilde yapmayayım da artık çok fazla kanal var. Yani bunu siz de biliyorsunuz. Herkesin neredeyse bir YouTube kanalı var. O yüzden videolarınızın önerilmesi ve para kazanabilmeniz de eskisine göre zor. Ama mesela ben başladığım zaman benimle aynı zamanda başlayan biriyle tanışmıştım. Kendisi bayağı benden çok daha önce açıldı kanalı ve bayağı aylık, ayda milyarlarca lira kazanıyordu yani. Milyar deyince öyle milyar değil. Yeni milyar. Yani 5000, 10000 gibi çok güzel kazanıyordu ve o bir çocuk kanalıydı. Çocuk kanalların, ha bu arada şöyle bir şey var. Kanalınızın kategorisine göre kazandığınız para değişiyor. Bu arada ben kendi kazandığımı söylemedim. Kafamda çünkü sürekli bir sürü şey dönüyor. Şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim derken karıştırabiliyorum. Ben ilk ay 80 lira birikti benim hesabımda. Daha sonra zarfım yola çıktı. Hemen gelmedi. Bir sonraki ay 100 civarı bir para birikti. Ne kadardı tam olarak? Daha sonra diğer adresi verdikten sonra oraya ping geldi. Doğruladım falan derken ilk kazancımda ne kadar? 240 lira çekmiştim. 80 kazandıysam işte bir sonraki ay ne kadar kazandığımı hesaplayayım. İkinci ay 160 lira kazanmış. Kapatıp hesapladım. Yani o şekilde hani bir ayınız tutmuyor ve şu şekilde ilk açıldığı ay gerçekten çok az kazanıyorsunuz. Hatta daha da azını kazanabilirsiniz. 80 liranız birikmeyebilir, 10 lira 20 lira birikebilir izlenmenize göre. Benim izlenmelerim bayağı düşük. Hani benim az almamla kıyaslamayın kendinizi. Çünkü ben çok az izleniyorum. O yüzden lütfen benim diğer videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Ondan dolayı bu şekilde oldu. Bir sonraki ay 200 limitini tamamlayamadım mesela. Yatmadı. Daha sadece bir kere çekebildim. Şimdi bu ayın 22'sinde toplu ay güzel yatacak diye düşünüyorum. Onun dışında evet kategorileri söyleyecektim. Şimdi benim kategorim kişisel blog, işte nasıl yapılır stil gibi bir kategorideyim ben. Bizim şeyimiz güzel yani. Çocuk az kazananlar, çocuk kanalları çok az kazanıyor. Gerçekten tanıdığım için söylüyorum. Bu arada çocuk kanalların ne olduğunu biliyorsunuzdur. Çocuklarla birlikte video çekiyorlar. İşte oyun videoları falan gibi videolar. Onlar çok az kazanıyorlar. Ben mesela biriyle konuşmuştum. O böyle 100 bin civarı falan izlenmişti. Benim böyle 20 bin izlenen bir videom 100 bin izlenen videosundan daha fazla kazanıyormuş. Hani bizde de şöyle bir şey var. Evet, onlara göre çok daha az izleniyorum. Ama kazandığımda da biraz daha yetişiyor gibiyim ama bu şekilde yani. Mesela oyun videolarını bildiğim kadarıyla az kazanıyorlar. Eğitim videoları çok fazla kazanıyor. Yani bu bir şeyler hakkında eğitim ya da ders konuları, işte matematik, edebiyat ya da YouTube'la alakalı eğitim videoları ya da bir programla alakalı eğitim videoları, bunlar da güzel para kazanıyorlar. Bir de şu 10 dakika sınırından bahsedelim. YouTube'un bu önemsediği 10 dakika olayı nedir? Bu konuda çok kirli bilgiler var gerçekten. Bazıları diyor ki 10 dakikalık videon olmazsa sen o videodan para kazanamazsın. Aynısını bana diyenler de oldu. Gerçekten bir şey bilmeden söylemelerine sinir oluyorum. Nasıl yani dedim. Benim bir sürü 10 dakikanın altında videom var. Hiçbirinden ben para kazanamayacak mıyım? Ben onları boşuna mı çektim diye düşündüm ama öyle bir şey yokmuş. Şu şekilde anlatayım size. Bir tane 10 dakikalık video ve bir tane 2 dakikalık video var diyelim. 2 dakikalık videoda atıyorum şu şekilde oluyor. Videonuzu 5 kişi izliyorsa onun 3 kişisine reklam gösteriyor. Kalan 2 kişiye reklam göstermiyor. Yani herkese göstermiyor. Ve reklamın başında ve sonunda gösteriyor. Başında gösterdiği kişi sonunda da gösteriyor. Ama dediğim gibi işte 5 kişiden 3'üne gösteriyorsa ikisine göstermiyor. Yani herkese reklam göstermiyor. Bu şekilde bir farkı var. 10 dakika oldu, 10 dakika ve üzeri olduğunda da başında ve sonunda kesinlikle herkese izleyen 5 kişi izliyorsa 5 kişiye de reklamı gösteriyor. Sadece ne zaman, bir de şey var, sadece demişim.
Ekstra olarak atıyorum 15 dakikalık bir video çektiniz. YouTube otomatik olarak başına ve sonuna yerleştiriyor. Onun haricinde siz de istediğiniz kadar abartmadan, lütfen abartmayı, yani reklam mı değil videoyu diyelim lütfen, ekleyebiliyorsunuz reklam. Mesela atıyorum işte 15 dakikalık çektiniz, en başında gösterildi. Bir tane 3. dakikaya koyabilirsiniz, bir tane 6. dakikaya, bir tane 9. dakikaya, böyle 2-3 dakika arayla ekstra sizin de ekleme şansınız var. Bu da neyi arttırıyor? 2 dakikalık bir video çektiğiniz zaman mesela 2 tane reklam görüyor izleyen biri diyelim baştan sona kadar. Ama 10 dakikalık bir video çektiğiniz zaman hem başında hem sonunda görüyor ve araya sizin koyabileceğiniz, hani full izlediğini varsayarak konuşuyoruz. Full izlememiş de olabilir. 2 dakikalık videoyu da hani 20 saniye izleyip çıkmış olabilir. 10 dakikalık videoyu full izlemiş ya da 1 dakika izlemiş olabilir. Ben full izlediğini varsayarak konuşuyorum. İçinde diyelim ki 5 tane reklam var. 5 tane reklam izlemiş oluyor. Bu arada parayı nasıl kazanıyorsunuz siz? İzlenen reklamlarla kazanıyorsunuz. Yani çok ileri büyüdüğünüz zaman farklı para kazanma yöntemleri de var YouTube içinde ama normal olarak herkes reklamlardan kazanıyor. Bu yüzden de videolarınız ne kadar uzun, ama hani uzun derken de abartmadan. Mesela bir tane yemek videosunu 20 dakika çekmeyin. Yani o kadar saçma ki. Yapıyorum dersin, orayı hızlandırırsın, bir şey yaparsın. Hani böyle daha eğlenceli, güzel videolar, evet uzun uzun çekersiniz ama daha kısa anlatılabilecek şeyleri böyle baydıra baydıra da çekmememiz lazım. Sizin etkileyebileceğiniz ve etkileyemeyeceğiniz faktörler var. Mesela verilen reklam. Örneğin bir araba reklamı diyelim, bütçesi çok daha fazla ve onu sizin videonuzda reklam olarak çıkıyor. Ondan kazanacağınız para çok daha fazla oluyor. Ne bileyim, Trendyol çek reklamı çıkabilir, başka bir şey çıkabilir. Ama bunu siz etkileyemezsiniz. Çünkü bunu direkt YouTube kendi hangi reklamın çıkacağına kendisi karar veriyor. Ama buna göre de değişiyor ne kadar kazanacağınız. Onun dışında reklama tıklama olayı var. Örnek veriyorum, Trendyol reklamı çıktı ve izleyen kişi o an o reklamı çok beğendi ve o siteye ziyaret etmek istedi. Sizin videonuzdayken tıkladı ve o siteye gitti. Sitede biraz gezindi, bir şey yaptı. Belki alışveriş yaptı, belki yapmadı. Geri çıktı ve videonuza devam etti diyelim. Tıklandığı zaman da izlenmesine göre belli bir kat oranda daha fazla alıyor. Mesela reklamı izlediğinde 10 cent alıyorsa, atıyorum, tıkladığında 1 dolar alıyor bir kişi başına. Hani bunları biraz sallayarak söylüyorum. Net bir rakam bilmiyorum şu an ama. Genelde de işte videolardan daha fazla kazanabilirsiniz. Yani yapmanız gereken şeyler, eğer güzel bir videoysa biraz daha uzatırsanız, 10 dakika ve üzerinde yaparsanız onlardan çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa sorarsınız. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.